Öncelikle yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler onurla, gururla, umutla bugünü anıyoruz. Partimiz, partimizin kurucuları, şehitlerimiz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava adamlarını rahmetle, özlemle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, evet her gün bir sorunu, birden fazla sorunu sizlerle ülkemizde paylaşıyoruz. Bugün de basın toplantımıza eğitim sorunlarıyla başlamak istiyoruz. Çünkü 11 Eylül'de çocuklarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, Öğretmenlerimiz öğrenim hayatına, öğretim yılına başlayacaklar. Öncelikle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılı bir öğrenim eğitim yılı diliyoruz. Ama gerçekten çok önemli sorunlar var. Değerli arkadaşlar, 21 yılda 9 bakan değişmiş. Ama sorunlar hiç değişmemiş, daha 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 büyümüş. Demek ki bakan değiştirerek, sürekli sistem değiştirerek bu sorunları çözemiyoruz. Şimdi ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir araştırma yaptık. Okula başlayan okul öncesi öğrencilerimizin ortaokul, lise ve bunların yıllık okula başlarken maliyetlerini hesapladık. Şimdi sizlerle paylaşmak isteriz. Yıl 2019

Yine 2019'da 1991 lira, 2022'de 8047 lira ama 2023'te 10963 lira. Lise 2019'da 2144 lirayken 2022'de 8296 bugün 2023'te 12578 liraya çıkmış. Şimdi asgari ücretin 11400 lira olduğu ülkemizde Nasıl olacak ki insanlar çocuklarını okula yollayacaklar? Bakın değerli arkadaşlar. Biz kırtasiyeden servise, bir sandviçten deftere, silgiden suya kadar ihtiyaçların ortalamasını alarak bu hesaplamayı yaptık. Bugün minimum okula başlayacak bir çocuğumuzun 2000 lira kırtasiye gideri var. 3000 lira kıyafet gideri var. Ve ne yazık ki üzülerek, içimiz acıyarak söylüyoruz. Veliler internetten ikinci el defter, kitap ve kıyafet arayacak duruma gelmiş. Ve yüzü bundan kızarmayan bir iktidar var. Okul servis ücretleri 10 bin lirayla 15 bin lira arası. Her eğitim öğretim yılı başında bakan bunu inkar etse de Velilerden alınan bağışlar 10 bin, 15 bin liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkmakta. Şimdi bu durumda evet öğretim dönemi başlıyor. Büyük sorunlar var ama bu sorunlara karşı sorumsuz, görmezden gelen bir iktidar var. Değerli arkadaşlar, aynı şekilde okulların büyük sorunları var. Okullarımızın gerçekten önemli sorunları var 15 milyon öğrenci var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 435 milyar. Şimdi öğrenci başına okullara ne kadar para yollanıyor? Çünkü bu okulların temizlikten, hijyenden, güvenliğe kadar giderleri var. 500 lira yollasa 7,5 milyar yapacak yollamıyor. Ne kadar yolluyor biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı. Örnek olarak bin kişilik bir okula 4500 lira yolluyor. Yani öğrenci başına 4,5 lira. Niye bu suyu getirdim? Bu su şu anda 6 lira. Su. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerimize ayırmış olduğu okullara kişi başına düşen bütçe 4,5 lira bir tek su alamıyor. Sakız da alamıyor. Ya da başka bir şey de alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. Simit de alamıyor. Gerçekten yazık değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin temizliği ve beslenmesiyle ilgili internet sitesinden çok güzel videolar yayınlanıyor. Yayınlıyor. Bayılıyorum. Et var, yumurta var. Protein var. Ama bunu sadece internetten yayınlıyor. Bu ülkenin 15 milyon, 20 milyon yakın öğrencisini sanal ortamda besliyor Milli Eğitim Bakanı. Ya sen bunları internetten yayınlıyorsun, kişi başına okullara yolladığın para 4,5 lira su alamıyor, internetten, evet, internetten biz beslenebiliyoruz değil mi? İşte eğitim, öğrenim yılı bu sorunlarla başlıyor. Bir öğrencinin dengeli beslenmesi için okulda, kişi başına, öğrenci başına 5 bin liralık bir bütçe ayırması gerekiyor. Onu da söylemek isterim. Diğer bir durum özel okullar. Yüzde 200 arttı. 19 bin lira olan geçen seneki özel okullardaki kitap maliyeti 59 bin lira oldu. Birçok veli çocuklarını özel okullardan alıyor. Bırakın okul parasını vermeyi kitaplarını bile ödeyemiyor ve böyle bir e, halde 11 Eylül'de okullar açılacak. Diğer bir sorun öğretmenlerimiz. Ne yazık ki 21 yıl önce atanamayan 70 bin öğretmen vardı. Değerli arkadaşlar, 572 bin atanmayı bekleyen öğretmen var. Ne yazık ki yoksulluk sınırın altında yaşamak zorunda olan öğretmenler var. Öğretmen ihtiyacı var. Ama Milli Eğitim Bakanlığı Sayın Bakan beyaz önlükle tek tip kıyafetle uğraşıyor öğretmenlerin. Yani sorun bu mu? Kafa buradan mı çalışıyor sizin? Her sorunu bitti öğretmenlerin beyaz önlükle okula gelip gitmeleri kaldı. Ama kafa bu. Çünkü bu Milli Eğitim'in bu bakanın kafası şeriatta. Urfa, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü neden yargılanmıştı? Benim terbiyem müsaade etmiyor burada söylemeye. Onunla resim verecek, onun atamasını yapacak. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, evlatlarımız ne olduğu belirsiz tarikatların elinde eğitim, öğrenim görmek zorunda kalacak. Bu bakan da beyaz önlüğü konuşacak. Evet, senin bir bembeyaz bir önlüğe aslında ihtiyacın var. Temiz bir geçmişe ihtiyacın var. Temiz bir zihniyete ihtiyacın var. Değerli arkadaşlar, yine eğitimle ilgili bir sorun, yurt sorunu. Evet, 2 Ekim'de okul açılıyor. Niye açılıyor biliyor musunuz? Yurt inşaatları ve yurtların bakım ve onların bitmediği için. İlk kez Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yurt sorunu olduğu için... Okullar, açılışı, üniversitenin açılışı ertelendi. Ya bu olabilecek bir şey mi? Türkiye'de 808 tane öğrenci yurdu var. 874 bin yatak kapasitesi var. Ama 6 milyon 860 bin 192 üniversite öğrencisi var. Yani beş çocuğumuzdan bir dördü sokakta çocuktan dördüne bir oda, bir yatak, bir etüt veremiyoruz. Ve daha acısını söyleyeyim. Şimdi Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Osmaniye'de daha dün Hatay'da konteyner okullarla ilgili konteynerların inşaatına başlandı. Deprem Şubat'ta oldu. Okulun açılacağı tarih belli. Aklınız neredeydi siz? birçok deprem belgesinde bölgesinde öğretmenlerin çocuklara eğitim verebileceği bir konteyner bir oda yok. Ama birazdan vereceğim bazı rakamlar eminim herkesi bir kez daha pişman edecektir 14 Mayıs ve 28 Mayıs için. Sağlık sorunları. Şimdi eğitim bu halde barınma beslenme ulaşım zaten insanların ulaşamadığı Artık çok uzak kavramlar ama Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğine değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayınladı. Buna göre tetkik ameliyat ücretleri %50 zamlandı. Yani 30 bin lira olan bypass ameliyatı 45 bin lira oldu. Tıbbi malzemeler %75 de %150 zamlandı. Özel hastanelerin bu durumdan sonra ücretini düşünemiyorum. Yani eğitimde olduğu gibi, barınmada olduğu gibi, beslenmede olduğu gibi sağlıkta da sınıfta kalan bir iktidar var. Değerli arkadaşlar, aslında her basın toplantısında her yerde konuşmamız gereken bir konu, Merkez Bankası'nın faiz kararı. Eğer ki bu anlattığım sorunlar birikmişse, bugün çocuklarımız sokaktaysa, bugün memur işçi aldığı maaşla 10 gün geçinemiyorsa Memurlar büyük şehirler, şehirlerden tayin istemek zorunda kalıyorsa, e bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebi de bilip bilmeden, danışıp danışmadan, en azından bilgisi olan insanları dinlemeden sürekli açıklama yapan tek adamdır. Şimdi faiz kararı. Bugüne kadar ne diyordu? Faizi savunanlarla ben beraber olmam. Yine beyefendi iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez, devamlı düşecek diyordu. Ne oldu? Recep'in resi geri vitesi zaten gösteriyor. Hep söylüyorum. Geri vitesi meşhur. Peki biz bu kadar sıkıntıyı niçin yaşadık? Bazı verileri bir kez daha paylaşayım. Bunu herkes bilsin. 2021'de faiz indirimi başladı. O zaman enflasyon %19. Dolar 8,5 lira. Ama faiz indiriminden sonra Enflasyon 3 rakamlara ulaştı. Hatta yanlış veriler birimi TÜİK bile %85'e enflasyon ulaştığını söyledi. Dolar 26.6. Yani Türk parası bu süreçte %70 değer kaybetti. Bakın bugün faiz konut kredileri %50, ticari krediler %50. İçin içinden çıkılmaz bir durum var. Ve biz bu faiz inadı bu yanlış politikalar yüzünden dolar yükseldi. Bu sefer onu düşürmek için kur korumalı mevduat denen bir rezaleti getirdik. 15 Temmuz'a kadar 152 milyar ödemişiz. Yıl sonuna kadar 700 milyar ödeyeceğiz. Bence her vatandaşın Recep Tayyip Erdoğan'a gidip dava açma hakkı var. Çünkü bunun sebebi tamamen bilgisizliğinden, cehaletinden, inadından milyonlar mağdur olmuştur. Niye biz bu parayı ödüyoruz bir avuç zengine? Söylemek istiyorum. Şimdi diyor ki bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Çünkü faiz zengini zengin, fakiri fakir yapar. Ne oldu? Bu üç yılda kur olmadığı mevduatta dolar olanlar çok daha zenginleşti. Ama parası olmayanlar vergilerle işte MTV'de bu zenginlere bu parayı ödemek zorunda kaldı. Ondan bir su altı lira. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi. Sarayın harcamalarını Haziran ayındaki basın toplantısında konuştuk. Sarayımızın dakikalık giderinin iki emekli maaşı olduğunu söyledik. On bin lira. Haziran ayında. Temmuz ayında ne kadar olmuş? İki buçuk emekli maaşına yükselmiş. On bin lira olmuş. Oradaki tabloya bakalım. Hani emekliye üzülen, memura içi yanan Recep Tayyip Erdoğan var ya, emekli için bir şey yapalım diyor. Bakın, Haziran ayında bir dakikada on bin lira harcıyor beyefendimiz sarayında. Bir saatte dokuz bin lira harcıyor sarayımızda. Bir günde 21 milyon harcıyor sarayımızda, bir ayda 647 milyon harcıyor. Bir ay sonra, artı 3, 18 bin, artı 200 bin, artı 7, artı 198 milyon. Şimdi bana birisi bu utanmazlığı anlatabilir mi? Yahu haziran ayındaki senin giderin bu. Temmuz'da bu hale gelmiş. Memura zam yapabilirmiş, yapmaya sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ne kadar vicdanlısın? Daha utanç verici bir tablo var. Bakın biz bu seçimdeki kullanılan paranın milyarların bizim cebimizden çıktığını söyledik. Saray açıklamadı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe idarelerinin kurumsal sınıf varma tablosunu yayınlıyor. Dün bunu yayınladı ama bugün kaldırmış. Neden kaldırmış biliyor musunuz? Şimdi değerli arkadaşlar. Meclis kapanmadan önce ek bütçe istediler. Evet. Ve ek bütçede ne yaptı? Biz maalesef ki beyefendiye 640 milyon ek bir zam yaptık. Ne olması lazımdı? Cumhurbaşkanlığın bütçesi... İşte 5 milyar 62 milyon. 5 milyar 700 milyon civarında olması lazımdı. Ne olmuş beyefendi bütçesi? 10 milyar 877 milyar. Yahu bu %100 bir artış. Bir dakika beyefendi. Bu meclis sana 600 milyon civarında bir ek ödenek verdi. Ne oldu da bir ayda senin %100 yüz. 5 milyar olan ödeneğin yaklaşık 11 milyara çıktı. Sen bu parayı nerede harcayacaksın? Evet. İşte o kirli trollerin attığı mesajlar, o videolar, o sosyal medya giderleri, o uçak giderleri, o seçim bütçesinde dağıtılan market kartları, o dağıtılan paralar bence bu. 5 milyar. Çıkıp o sarayın sözcüsü Bence bu Recep Tayyip Erdoğan olmalı ama hadi Cumhurbaşkanı yardımcısı söylesin. Nedir kardeşim? 5 milyarlık fark. Recep Tayyip Erdoğan bunu nerede, ne şekilde, niçin kullanacak? Burası Muz Cumhuriyeti değil. Sözüm ona burası bir hukuk devleti. Hukuk devletinde sen bütçeni, ek bütçeni meclise yaparsın. Meclis yapmış. Meclis sana ek 120 bütçe vermiş. O da 5.6 5.6 milyar yapıyor. Ama sen şu anda yaklaşık 11 milyar bütçe gözüküyor. Dün bu tabloyu biz çıkardık Maliye Bakanlığı'nın sitesinden. Bugün yok. Emekliye, işçiye, öğrenciye, sokakta kalan o insanlara tüy bitmemiş yetimlere çıksın bunun hesabını versin. 5 milyar nereye harcayacak Recep Tayyip Erdoğan? Son olarak Dünkü basın toplantısından sonra iletişim başkanlığı sarayın bir tweet atıyor hakkımızda. Güzel. Daha sonra on binlerce troll, paralı troller, işte bu bütçeden kullanılan troller tweetler atıyor. Niye beyefendiye Hitler benzetmesi yapmışım. Ama şimdi bir şeyi ortaya koyalım. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanının da hedef alıp faşist benzetmesini yaparsan atamıza e sana da 21 yıllık mazini birileri hatırlatır. Ama üzülerek söylüyorum ki sarayda görevli bir bürokrat dün sosyal medyadan saldırı yapabiliyor ve bunu sarayın parasıyla yapabiliyor hakikaten Türkiye'nin geldiği nokta utanç verici bir nokta. Seçimle bu şekilde çünkü götürüldü. Ben saraya Adalet Bakanına bu ülkede adaleti bir parça inancı olan yurttaşlarımıza soruyorum. Mafya babaları beraat eder. Cinayet uyuşturucu satıcıları bir şekilde denetim serbestlikten yararlanır. Ama en son Sakarya Bir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şaban isimli tarikat lideri zincirleme şekilde çocuğun istismar, cinsel istismarı suçundan on buçuk yıl ceza aldı ve denetimli serbest hükümlerinden yararlandı. Ama Barış Pehlivan cezaevinde. Bana randevu vermeyen Adalet Bakanı, hey yargıçlar, savcılar, Bence bu durumdan hepimiz utanmalıyız bu ülkede. Hepimiz utanmalıyız bu ülkede. Tacizcilere, tecavüzcilere, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına hepsine bu ülkede ceza indirimi var ama yazan, çizen ve saraya eleştiren barış pehlivana yok. İşte Merdan Yanar da hala cezaevinde. Ekim ayında duruşması sanki bugün yapılamıyor. Can Atalay hala cezaevinde seçilmiş bir milletvekili. Adaletimiz, yargı kalitemiz, yargıya bakış açımız bu. Gerçekten utanç diyorum bu kararı veren insanlar adına. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplandırayım. Ha, o evet 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 onu da söyleyeyim. Dün basın toplantısında belirttik. Anayasa Anayasa Mahkemesine bir çağrı yaptık. Şimdi Motorlu taşıtlar vergisinin ödeme süresi 6 Eylül uzatıldı. Bu umut verici bir gelişme. Umarım bu gelişmeyle paralel bir şekilde Anayasa Mahkemesi bir an önce bir karar verir. Gerçekten bir kez daha burada söylüyorum. İnsanların bırakın bu vergileri ikinci kez iki kat vergiye ödemeyi araçlarına mazot koyamayacak durumda. Hatta aracını satacak ama bu vergiyi ödeyemediği için satamayacak çocuğunu okula yollayacak insanlar var. O yüzden Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine bir kez daha ses, sesleniyorum. 6 Eylül'e göre uzadı. Gelin vergide adalet, anayasa hükümlerini ve vicdanınızı dinleyin. Bu vergileri iptal edin. Çünkü zaten 85 milyon ödeyecek durumda Şöyle bir durum daha var, onu da söyleyeyim. Çok merak ediliyor. Bunu yurttaşlarımız da soruyor. Anayasa Mahkemesi bu haksız vergiyi ne zaman iptal ederse karar o tarihten geriye yürümüyor. Yani bugüne kadar ödeyen yurttaşlarımız bu parayı geri alamayacaklar. Ama Anayasa Mahkemesi ki en yüksek mahkeme bunu iptal ediyorsa anayasaya aykırı olduğu için vergi hukukunun ilkelerine aykırı olduğu için iddia ediyor. Gelin hiç anayasa mahkemesinin geriye ileriye gittiğini düşünmeden eğer iptal olursa Maliye Bakanlığı bu paraları hak sahiplerine iade etsin. Çünkü edilmemesi yanlış bir durumdur. O yüzden yurttaşlarımız 6 Eylül'e kadar beklesin. Umarım hep beraber Anayasa Mahkemesi'ne onlar da çağrılar yapsın. Onlar da e, ıı, gerekli mesajları yazsın. Karardan sonra ödeyip ödeyemeyecekleri belli olacak.